Selamlar arkadaşlar, ben Pera, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün mid lane'de Ahri oynuyorum ve karşımda Vayne mi var? Really? İlginç. İlginç. Ben bir Yüdrenci girdim Zoe gelecekti ve Vayne geldi. Harbiden çok garip eşleşmeler oluyor ya. Bunu da A'dan Z'ye serisinden sayabilirsiniz çünkü Aatrox'tan sonra Ahri geliyordu arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Vayne'de Arındır var bu arada. Doğrudan evimi bozacak ya. Okey, güzel. Rakip jungle Lee Sin. Lee Sin bizi early'de çok fazla darlayabilir. O yüzden görüşümüzü sağladığımız noktaya yakın oynuyoruz. Öbür noktaya biraz daha uzak oynayacağız. Tabi şuralardan da gelebilir. Bizden pek yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle yapalım. Bu takas benim lehime bu arada. Kara asadımı da aldım bir adet. Okey. Nice. Bayağı güzel oldu bu. Okay, double buff aldık. Arındır da gitti. Oh, bayağı güzel oldu bu şimdi. Hop, ona da bir dodge. Güzel. Nice. Gayet güzel oldu bu. Lane bana itiyorken Shaco'ya doğru gidemem orada. İmkansız. Çünkü lane bana itiyor. Bir adet plate alacağım burada. Lee Sin hiçbir şey yapamaz. Oy, gidiş dönüş aynı anda yedi, gerçek hasar da yedi kafasına böylece. İlk item sihir içen aldığı için hasar bayağı bir düşük kalacak. Lee Sin gelmediği sürece yine dediğim anda daha izlerini aldı ya. Şu hasar da yedi. Çıkmıyor ya. En azından bir şekilde bir şeyler deniyor sürekli sabahtan beri. Bakalım daha ne kadar darlayacak bizi. Yani nice. Bir tane de kara sattı alalım hemen. Double buff bende kalsaydı çok daha güzel olurdu ama ya. Hemen bu noktayı değiştiriyorum ben bir tık. Sonra gönül rahatlığıyla base atabilirim. Neyse, plate'i alamadık ama olsun ya. Yapacak bir şey yok. Duvara vurmasına izin vermeseydin de keşke seni. Oo, bayağı başarılı bir takım gerçekten. İyi, nice. Arındırı gitti. Gayet güzel. Ben fazladan bir ulti attım gibi ama atmasaydım kurtarır mıydı bilmiyorum. Neyse, şurayı da ittirelim.
Bayağı güçlü durumdayız da oyunu taşıyabilecek konumda mıyım bilmiyorum. Kuleyi alalım. Daha da olmadı beni zaten. Şu an gayet güzel. Şu an gayet iyi durumdayız. 28 saniye sonra ultim geliyor. Bir daha kesebiliriz Vayne'i. Sihir içen artı arındırına rağmen. Yani sihir içen artı arındırına rağmen. Gayet güzel bir laning geçirdik. Ama umarım bu oyunu kaybetmeyiz. Çünkü bot lane'imiz bayağı kötü durumda. Ya top Zoe nasıl kesiyor abi Teemo'yu ya? Bir anlatabilirim artık bana. Jax burada ne yapıyor abi? Okey, güzel. Lee Sin ölü, Jax ölü. Burayı bir tık yavaş ve sakin oynadık. Aslında bu sayede başardık diyeyim yani. Gayet güzel. Voli bir yerine peşinde. Şaka. Oo, çok iyi hasar bu. Öldü öldü. Oy. Oysa o kadar güzel kite'liyordu. O sıçranı öyle. Ne yapalım, ne yapalım? Okey, güzel. Aslında Mecra'yı tamamlayana kadar base atmasam. Neden bu kadar geri çıktık ki? Okey, Morgana'yı bir kere daha avladık. Gayet güzel. Şimdi Mece'ye paramız oldu. Üstte Zoe ölüp duruyor. Oyun yavaş yavaş bizim lehimize doğru geldi. Hemen dönüp Mece'yi alacağım şimdi. Bunu çok seriden 25'e çıkartabiliriz. Şu an bayağı snowball çünkü oyun bizim adımıza bayağı öndeyiz. Vayne de öldü yüksek ihtimalle. Gayet güzel. Uzun süre kayıtlı değil arkadaşlar play yani. Okey, bu daha güzel oldu.
Nice. Flash aslında bir tık gereksizdi. Bir tane daha düz vuruş atsaydım korkmayıp. Fazla korktum yani. Dönmesi için el salladım. Üstüne yürümeye başladı. Tutacağını düşündü galiba da. Tutmadı yani. Hemen yürümemesi lazım o şekilde. Şimdi Ahri ile hemen hemen her oyunu domine edemezsiniz. Ama şu oyunu bu şekilde domine edebilirsiniz. Yani İyi KDA'ya sahip olmadığınız oyunlarda bile fazla asist yaparsınız genelde ki çünkü tam bir takım oyun takım karakteridir. Hani takım oyunu için yaratılmış bir assassin gibi düşünün ya Ahri'yi. Çok skor alamazsınız, çok snowball yapamazsınız. Bir anda takım için faydalı olmaya başlıyorsunuz. Karakter çok yönlü bir karakter bu konuda yani. Hani Ahri ile lig atlayabilirsiniz gerçekten. Biraz hakim olun. Çok rahat lig atlayabilirsiniz. Bakın ben bunu iddia ediyorum. Zoe'yu öne atlayacak zannettim. O yüzden öyle bir şey yaptım. Atlamadı. Aa, kötü oldu bu. Öldün mü? Tabii ki ölmedim. Okey. Kutular bunun. Oy son anda son anda aldım. E'yi çok kötü attım ama son anda aldım okey. Aa tuttu beni. Shutdown. Okey. Yani 15'e düştü Mece'yi. Çok büyük bir kayıp değil. Geri toplayacağız zaten onu. Ama Shutdown'ın Zoe'ya gitmesi bir tık sıkıntı oldu. Bu noktada şimdi kule alıyor bizim takım. Daha erken alacak Vadi ile beraber 3 kişi de ölü onlarda. Ama neden hala birisi bizden base atmıyor? Şuna da vurun bari abi. Nice. Nice. Flash'ıma mal oldu ama gayet güzel oldu bence. O da çünkü flash attı. Gayet güzel bir skordu abi. O kalkan seni korumaz benim. EQ'dan yani. Oy. Ama Teemo tüm skilleri yersen ölürsün zaten. Zoe bu yani. Pinklemenin manası yok. Biri tek atmak mı dedi? Biri tek atmak mı dedi cidden? Nice abi. Oyunu bitirebiliriz bu arada. Ölmeyeyim bu noktada. Hayır ya. Takım. Ah takım ah. Zonya'ya gideceğim ya. Hiç kalacaktım ne güzel. Hiç kalacağım ya. Ya bu riske gireceğim. Çünkü şu an bizim takımda vurabilen sadece 2 kişi varız. Yani Teemo mantarlarını saymayın. Teemo'nun kendisi şu an tam olarak iş yapamıyor.
Shaco ile ben varız. O yüzden Zhonya'yı alıp da yani hasarımı kısıtlamak istemiyorum. Hiçlik alıp da büyü nüfuzu kazanıp tek atmak istiyorum en azından yakaladığımı ya. Ha zaten atmıyor musun diyeceksiniz. Şu dakikaya kadar atıyorum. Evet ama oyun uzadıktan sonra atmamaya başlayacağım. Atamamaya başlayacağım Zhonya'dan ötürü. Lol. Gayet güzel Jax'i de aldık. Ezler'i de çaldık. Zoe gitti, Zoe gitti. Okey. Aa, flashladı ya. Okay, nice. Ultiyi bilerek için attım çünkü o hasarı çıkartamayacaktı zaten bana E'ye yakalandıktan sonra benim. O yüzden maksat hasar vursun diye attım. Yani şu Morgana'ya E bile atmadan öldü ya. Okey, alt kuleyi de alalım 6-24 çünkü burada tekim. Yakalanacağım tek baloncuğa ölürüm. En iyisi takımın yanına gitmek. Yani olabildiğince ne kadar önde olursanız olun yine tek başınıza bir şey yapmaya çalışmayın. Mümkün olduğunca takımla hareket edin. Çünkü tek başınıza yakalanıp ölürseniz sürekli 2-3 kere özellikle böyle çok öndeyim, çok güçlüyüm, tek başıma gidip birilerini teklemeliyim derseniz ne olur abi oyunu satmaya başlarsınız ve bunun farkına varamazsınız. Sonra bam güm takıma sallıyorsunuz. Ya bunu yapanlar var sallıyorsunuz derken Allah Allah size laf etmedim bu arada. Bunu yapan oyuncular var böyle 20-0 adam mesela atıyorum gidip tek başına ölüyor 3-5 kişiye yakalanıyor ölüyor tek başına birini alacak sözde sonra bir anda takıma ya hiç iş yapmıyorsunuz işte çok kötüsünüz bilmem ne oysa ki sen takımla oynasan zaten kazanacaksınız oyunu belki de takımın çok kötü olursa olsun belki de kazanacaksınız yani. Bu arada zaten defalarca hatırlatıyorum, tekrar hatırlatmamda fayda var. Aşağı Discord ve Instagram linklerini bırakacağım. Bana oradan ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Her türlü aklınıza takılan şeyi yazın. En kısa sürede cevaplamaya çalışıyorum zaten arkadaşlar. Şuradan şunu aldık, buradan da bunu aldık ve oyun bitti. Böyle bir noktada yakalanıp satmayacağım tabii ki de takım baron alırken özellikle. Nice. Bu kadar basit. Şimdi Okyanus Ejderi ile beraber Okyanus Ruhu'nu da alacağız. Sonra Baron artı Ruh eşittir GG. Yani bu oyunun sonuna geliyoruz demek arkadaşlar. Bu kadar uzaması bile saçmalık zaten. Bu kadar basit ya. Oyunu bitirelim mi artık? Zoe'nin 7 hasarı gördünüz mü bu arada? Onun üstüne ultiyle gidecektim de E attı önüme. Gidiş yolumu kesti çünkü adam. Okey. Oo yedim bunu. Bu ultiyle çıkmam lazım. Oy. Oyunun sonuna geldik ya. Volibear beni satmasaydı. Shaco biraz alay mı etti onunla? Evet, biraz alay etti. Keşke kayıtlanıp ölseydi. Vayne güzel kayıtladı bu arada. Well play ya. Oy, Vayne nerede be?
O da gitti, çok güzel. Okey, bitir abi. Nice arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmaya, kanala hala abone değilseniz de sadece 2 saniyenizi ayırıp beni desteklemek için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.